Benim için bir problem olmuyor yani. Ben Avrupa'da kalıyorum. Daha kötü olsunlar. Berbat. Berbat, berbat. Kurbandan kurbana da et gördüğümüz için bizim için hiçbir şey fark etmiyor. Emekli olduğumuz için. Et ve Süt Kurumu et fiyatlarında güncellemeye gitti. Buna göre yerli etin kesim fiyatı 50 liradan 60 liraya çıkarılırken ithal etin fiyatı ise 48 liradan 58 liraya çıkarıldı. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına yeni et fiyatlarını sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık? Hiç olmamış. Keşke düşürselerdi. Çünkü et zaten yemiyoruz. Alamıyor musun? Alamıyoruz zaten. Maaşımız belli. Vallahi çok pahalı, alamıyor. Her şey çok pahalı. Aldığımız maaş olacak gibi gidiyor. Aldık, yatırdık, gidiyor. Hep boş taraf, faturalara. Faturaya gidiyor. Başka bir şey değil. Yani. Hiç faydası yok. Yani boğazdan çok kısalıyor. Pahalı olduğu için alamıyoruz. Almıyoruz. Bir de kırmızı et pek tüketmiyoruz. Zarar olduğu için. Fakat çok yani pahalı. Allah millete yardım eder. Şu anda milletin alım durumu yok. Etçimeyi unuttuk biz. Allah'a havale. Peki çözüm ne sizce? Valla düzelecek inşallah. Kurbandan kurbana yiyoruz et yani. Gidip de aldığımız yok. İşin açıkçası bu yani. Yine hemen bir şey olduğu zaman gidip alıyoruz da çok zaman. Hayat çok pahalı. Özellikle bizim gibi emekler için daha da pahalı yani. Peki sizce çözüm nedir? Çözüm yani öyle bir şey ki ben size şöyle bir şey anlatayım. Yani Türkiye'de her şey var. Bir örnek vereyim. Etten değil ama dünyanın %70 fındığını biz üretiyoruz. Dünyanın en pahalı fındığını biz yiyoruz. Bu neye benziyor biliyor musun? Arabistan'da mazotun, petrolün en pahalı olduğu bir şey gibi yani. Bunu yetkililer düşünsünler artık yani. Ne düşünelim? Herkesin düşündüğü gibi zam her şeye zam. Yani 10 lira da etkiliyor, 20 lira da etkiliyor. Ne diyelim? Alabiliyor musunuz? Biraz. Çok zor. Başkalarına göre işte. Çok şükür. Peki sizce çözüm nedir? Bilemiyorum çözüm nedir. Herkesi söyletsen herkesin derdi farklı. Yani o kadar da düşünemiyorum. Ucuzlatalım diyoruz. Türkiye. İşte peki. Türkiye. Bu fiyatları da kim lira bulur? Bu hükümet de geldi başını sallayarak her şeye zam koydu. Biz zor durumdayız vatandaş olarak. Peki sizce çözüm nedir? Bizim çözümümüz belediye başkanlarımızda. Ekmeğe niye zam veriyor? Ete de zam geldi. Her şeye zam geldi. Aklım erdiğin her şeye zam geldi. Ne olacak bu durum? Oy mu yalamaz. Oy mu yalamaz bu memlekette. Yani ben ne diyeyim ki her şeye zam var. Sadece ete mi yani? Benim için bir problem olmuyor yani. Ben Avrupa'da kalıyorum. Daha kötü olsunlar. Berbat. Berbat, berbat. Yem fiyatlarını göz önünde bulundurursanız ete gelen zam az. Yani girdisi çıktısı çok önemli bunun. Yem fiyatlarımız şu anda yaklaşık olaraktan torba fiyatımız 250 liraya tekabül ediyor. Yani bir hayvanın yediği şu anda günlük aldığı et kilosunu karşılamıyor. Şu anda çiftçi zararda. Ben zaten bu işi yapıyorum. Tam da adamına sordunuz. Yani diyeceğim şu ki keşke yeme zam gelmese de ete de zam gelmese. Tabii. Yani biz zam geldiğini istemiyoruz hiçbir şey. Gelmesin, eti de gelmesin. Önemli olan yeme zam gelmemesi. Samanın tonunu 600 liraya, 700 liraya alırken şu anda 1100 lira, 1200 lira. Yani bir tane etinden olmuyor bu iş. Tamam halkımız etimizi yiyecek ama biz de üreteceğiz. Nasıl üreteceğiz onu da bilemiyoruz. Yani ben 50 tane hayvan beslerken de bu sene 40'a düştü. Ben 60'a çıkarmam lazım para kazandığımı görmem için. Tabii. Yani dişi mal çok kestiriliyor. Sebep üretici yani yemini karşılayamadığından dolayı her ay yemciye olan borcu süt gelirini karşılamıyor. Yani süt ne kadar çıkıyor atıyorum. 10 ton çıkıyor. Ama gidere baktığın zaman da 10 ton bunu karşılamıyor. Karşılamayınca da hayvan sayısı eksiliyor. Durum bu. Yani genel itibariyle hem ben öğrenci olarak da söyleyeyim. Hem gıda fiyatlarında hem de sosyal hayatın her noktasında gerek kura bağlı gerek bizim tüketim alışkanlıklarımız sebebiyle bir fiyat yükselişi mevcut. Bunu da yapılabilecek en güzel şey biraz daha üretime dönmek. Yani bütün bir halk olarak biraz daha
tüketicilikten üreticiliğe yönümüzü çevirdiğimiz zaman bu fiyatlarda, bu yaşadığımız maddi sıkıntılı noktalarda kendi kendine bir düzene biner diye düşünüyorum. Bir de hani dünya üzerinde de zaman zaman böyle süreçler yaşanmış. Mesela yakın örneklerinden birisi, dünya çapında yakın örneklerinden birisi mesela 2. Dünya Savaşı'nda. Efendim, partinin birileri der ki çiftçi açlıktan ölüyor. Der. Doğru. Çiftçi açlıktan ölüyor. Buğdayı 4 lira ettik. Buğdaydan, arpadan yem yapılıyor. Bu sefer malın yiyeceği yem arttı. Değil mi? Girdi bahalandı. Girdi bahalanacak da et bahalanacak. Süt bahalanacak. Bak, anladınız mı dediğimi? Et bahalanacak. Ha, gelelim siyasi yönden. Ben Adalet Bakanı'ndan, şu anda Adalet Bakanı'ndan daha iyi AK Partiliyim. Ben Erdoğan'a ömrümden ömür veren bir vatandaşım. Arkadaş, bazen bakıyorum şöyle vaziyete. Ne duruyor mu PKK'ysa? Yani savcı hakim senin elinde değil mi? Değil. Otur. Otur oturduğun yerde. Senin elinde değil mi? Hızlandır. Meclise benim şu vatandaşın vergisini milletvekili alıyor. Alamaz onlar. Adalet Bakanı'na bak ne dedim ben? Ben ondan iyi AK Partiliyim. Erdoğan'a ömründen ömür veren bir kişiyim. Ölürüm gene dönmem. Ama eleştiriyorum. Ne duruyorsun? Öyle ya. Hırsızlar şuradan giriyor, şuradan çıkıyor. Bıçak elinde adamı kovalıyor, 15 tane lastik kesiyor. Serbest kalıyor. Bunlar ne demek ya? Evet, olmaz mı? Televizyonda seyrettik. 15 tane bıçağla. Ne demek onların serbest kalması ya? Ödet. Ödet. Kanun çıkardı, ana babasından al. Onu dışarı at. Biz alamadığımız için, kurbandan kurbana da et gördüğümüz için bizim için hiçbir şey fark etmiyor. Emekli olduğumuz için.